26 Ocak Salı saatler 21.48 Feyza Altun, Timur Soykan, Ozan Gündoğdu ve Murat Ağra ile birlikte Kayda Gesin programında karşınızdayız. Birçok özel başlık çıktı. Barış Dostlarla başladık. Saadet Partisi adına Bülent Kaya, Oğuzhan Asil Türk'ün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak söylemiş olduğu ittifaklara seçime bir hafta kala karar verilir. Benim gönlümün nerede olduğu bellidir ama bugün açıklayamam şeklindeki sözleri nereye nasıl tahvil ederiz ne anlama gelir ilk kez kayda geçsin de konuştu. Arkasından bir dış politika başlığı bir parantez açtık ki Biden'ın masasında hangi Türkiye dosyaları var bir bir anlattı Erol Mütercimler. Yine ilk kez duyduğumuz birçok çarpıcı analiz vardı. Şimdi birazdan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine hedef almasındaki ana unsur bazı kamera kayıtlarının daha önceden hazırlandığını söyledi. Emniyetin elinde hangi kamera kayıtları var ve bunlar hangi açılardan, hangi dükkanın güvenlik kamerası e, bu suçlamalara ilişkin Sayın Özdağ neler düşünüyor? Daha önce gün boyunca sorulmayanları soracağız. Bu yüzden iddialı bir şekilde sürekli bunu vurguluyorum. Soruşturma ilişkin önemli ayrıntıları ekranlara taşıyacağız. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağaralioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç bizlerle birlikte bugünün sıcak başlıklarını bizzat muhataplarına sorarak başlayacağız. Sayın Öztunç hoş geldiniz yayınımıza. Evet iyi yayınlar diliyorum. Stüdyoda bulunan bütün arkadaşlara da selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkürler, teşekkürler sayın Aralioğlu. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Öztunç son sıcak başlık CHP'yi ilgilendirdiği için önce size sormak isterim. Ardından sayın Aralioğlu'na da sorularımızı yönelteceğiz. Militan tartışmasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MYK'sı sonuçlanır sonuçlanmaz çok çarpıcı sözlerle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenildi Ömer Çelik tarafından. Bu militan tartışmasına ilişkin ne söyleyeceksiniz? CHP tam olarak ne kastetti ya da CHP lideri tam olarak ne kastetti, ne algılandı ve Ömer Çelik'in suçlamaları hakkında CHP ne düşünüyor? Evet, e, öncelikle tekrar iyi yayınlar diyorum. Şimdide olanlar demiştim az önce Yavuz Bey'e de. Ee, sevgilerimi saygılarımı ileteyim ee, CHP ne abi. kastetti CHP'nin kastettiği açık ortada bakın e, bir defa Ömer Çelik'in e, sözlerini aynen kendisine iade ediyorum Sayın Çelik e, Ömer Çelik e, faşist arıyorsa aynaya baksın aynaya baktığı zaman kimin faşist olduğunu e, çok iyi görecektir e, bakın valiler kaymakamlar büyük bir kısmı, hepsini genellemek yanlış olur ama valilerin büyük bir kısmı, kaymakamların büyük bir kısmı, AK Parti'nin il başkanı, ilçe başkanı gibi görev yapıyorlar. E, i̇llere gittiğiniz zaman AK Parti'nin il başkanından daha fazla parti militanı gibi, partili gibi çaba harcıyor, çalışıyor. İlçe başkanları gibi kaymakamlar ilçe başkanları gibi AK Parti için her şey yapıyorlar. Bütün Anadolu'da bunu hep birlikte görüyoruz. Şimdi kaymakam, ilçe başkanı gibi, vali, il başkanı gibi, Milli Eğitim Müdürü, ilçe başkanı, il başkanı gibi, tarım orman müdürü, çevre şehircilik müdürü hepsi AK Parti'nin birer üyesi gibi, AK Parti'nin birer militanı gibi görev yapıyorlar, çalışıyorlar. Partili kimliklerini daha üste çıkartıyorlar. Bunu görmeyecekler biz bunu söyleyince, bunu ifşa edince bize faşist diyecek Ömer Çelik. Sayın Ömer Çelik bir defa e, faşizmin ne olduğunu bilmiyor. E, Sayın Ömer Çelik e, şöyle bir düşünsün. Faşizm ne demektir biliyor musunuz? Kim faşisttir biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Baskı yapan, e, demokrasiyi bitirmeye çalışan faşisttir. E, Yargıtay'a seçilmiş ama Yargıtay'da bir, dak bir gün bile görev almamış, bir dosyanın kapağını bile açmamış, bir kararda imzası olmayan herhangi birini alıp anayasa mahkemesine üye yapmak faşizmdir. Öğrencilerin istemediği halde, akademisyenler istemediği halde birini alıp hiç alakası olmadığı bir üniversiteye rektör olarak atamak faşizmdir. Baskı yapmak faşizmdir. Gazetecileri yazdıkları haberler yüzünden, yazdıkları sadece haberler yüzünden hapse atmak faşizmdir. Düşünün bir ülkenin cumhurbaşkanı kendi ülkesinin yurttaşlarından 50 bin, 60 bin kişiye dava açmış. Bundan daha büyük faşizm olabilir mi? Ee, Vatandaşı, yurttaşı aç iken, ekonomik sıkıntılar yaşarken, esnaf perişanken, dükkanını kapatmak zorunda kalırken, kendisi zevki sefa içerisinde sarayda yaşıyorsa işte buna faşizm denir. Ee, hırsızlık yapıp, yolsuzluk yapıp, rüşvet alanları büyük elçi olarak atayanlar faşizm yapıyor emeklerdir. Faşizm demektir bu. Beşli çeteyi, yani kendine göre iş adamlarını belirleyip, kendine göre belirlediği iş adamlarına her türlü dev, devletin imkanlarını kullandırıp onlara her türlü ihaleyi verenler faşizm yapıyorlardır. Vatan topraklarını satanlar, vatanın, askeriyenin en önemli kurumlarını götürüp de birilerine peşkeş çekenler, işte onlar faşizmin dik alasını yapıyorlar demektir. Sayın Ömer Çelik, faşizmin anlamını bilmiyor. Bir aynaya bakması gerekiyor Sayın Ömer Çelik'in. Kimin faşist olduğu, kimin faşist e, olmadığı yönde. O zaman anlar ki en büyük faşizm, AK Parti içerisinde ve kendilerinin ne olduğunda çok iyi Peki. görür. Bizim Genel Başkanımız bugün grup toplantımızda söyledi. Niye gocunuyorlar? Şimdi hani derler ya ateş yer, olmayan yerden duman çıkmaz. Kaymakamlar Berhan Bey'e dava açıyorlarmış. Demek ki bir şey var. Bir olay var ki bir çekinceniz var ki gidip dava açıyorsunuz İçişleri Bakanlığı talimatıyla. Her şey ortada. Kaymakamlar AK Parti ilçe başkanı gibi ba bazıları, daha doğrusu büyük bir kısmı, valilerin büyük bir kısmı AK Parti'nin valisi, devletin valisi değil, AK Parti'nin valisi gibi görev alıyorlar. E bunları söylemek bizim görevimiz. Yurttaşlarımız bize bunun için oy verdiler. Devletin çürümemesi için, devletin, devletimizin gerçekten daha demokratik olması için bize oy verdi yurttaşlarımız. Ve dediler ki sen muhalefet partisi olarak iktidarı denetle. Biz de iktidarı denetliyoruz ve valilerin, kaymakamların olsun, başka kamu görevlerinin olsun yaptıkları yanlışları anlatıyoruz. Bakın çok net bir şekilde söylüyorum ben. E, Tekirdağ'da Milli Eğitim Müdürlüğünün ve okul müdürünün izniyle bir il başkanına öğrencilerin karnesi verildi mi verildi? Bir partinin, bir siyasi partinin il başkanı ya öğrencilere gidip o karneyi dağıtabilir mi? Hangi yetkiyle, hangi hakla o öğrencilerin bilgisini nasıl elde ediyorsun? Benim seçim bölgem Karahanmaraş'ta. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığından ambulanslar geldi Karahanmaraş'a. Ambulansların Sağlık Müdürlüğü'ne teslimini kim yaptı biliyor musunuz? AK Parti il başkanı yaptı ve AK Parti il başkanı anahtar teslim etti. E böyle bir devlet anlayışı olur mu? Yani bu devlet AK Parti'nin mi? Bütün yurttaşlarımızın mı? Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın mı? Toplumu ikiye bölersen, kutuplaştırırsan, benden olmayan herkes teröristtir dersen işte sen orada faşizm yapmışsın demektir. Peki Sayın Öztürk bu arada.